Eritreşah TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu önemli gelişen konu başlıklarıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki bazı bakanlarla birlikte 6 Kasım Pazar günü memlekete Erzincan'a gelecek. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Başbakan Yıldırım'ın Erzincan programı hakkında bilgi verdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'le birlikte 6 Kasım Pazar günü Erzincan'a gelecek. Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet Erzincan'da bazı açılışlara katılarak incelemelerde bulunacaklar. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Başbakan Yıldırım'ın Erzincan ziyareti hakkında bilgi vererek tüm Erzincan halkını programlara davet etti. Hafta sonu, pazar günü inşallah Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Enerji Bakanımız Berat Albayrak ve Tarım Bakanımız Faruk Çelik. Sayın Başbakanımızla beraber saat 10'da havalanına gelecekler Erzincan'da. Havalanından et ve süt kurumunun Erzincan'da yapılmış olan tesisini açacağız Allah nasip ederse. Oradaki program 10.30'da başlayacak. Buradaki açılışın bitimiyle Sayın Başbakanımız ve bakanlarla beraber Bayburt'a hareket devam edecek. Ve Bayburt'tan sonra da tekrar Erzincan'a dönüş. Saat 16'da Üzümlü'de Türkiye'deki 33 ilçenin depolu sistemine doğalgaz verilmesini Sayın Başbakanımız buradan açacak. Böyle bir programımız nasip olursa pazar günü uygulayacağız. Bu basın toplantısı ve sizler aracılığıyla değerli Erzincanlı hemşerilerimizden talebimiz şu. Sayın Başbakanımız Erzincan'a geliyor ve 4 bakanıyla beraber geliyor. Önemli de bir yatırımın açılışı ve bir doğalgaz Türkiye genelindeki açılışı burada yapılacak. Bizim Erzincanlı hemşerilerimize düşen Sayın Başbakanımızın Erzincan'a gelişinde coşkulu bir karşılama ve bu açılışların olduğu yerlerde sevgi ve güç gösterisi yapmaktır. Bunun için Erzincanlı hemşerilerimizden talebimiz Başbakanımızı burada karşılayıp onun arkasındaki duruşumuzu ve Erzincan'a yapılacak bundan sonraki yatırımları da teşvik anlamında birlik ve beraberlik içerisinde karşılamamızdır. Burada partili partisiz hiçbir ayrımı yoktur. Erzincan biliyorsunuz son zamanda 23 ilde 6. bölge teşvikleri içerisine de girdi Sayın Başbakanımızın sayesinde. Orada da ben en iyi yatırım alacak illerden biri olarak görüyorum konjüktür gereği. Onun için bunların daha iyi olup Erzincan'ın işsizliğini önlemesi ve gerçekten Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın döneminde gerekli, yeterli yatırım alması çok önemli. Bunu Sayın Başbakanımız şevkle yapmaya gayret ediyor. Ama biz de Erzincanlı hemşerilerimiz olarak partili partisiz hep beraber Erzincan'a gelişinde coşku gösterisi yapıp ona desteğimizi göstermemiz lazım. Marifet iltifata tabidir. Değerli Erzincanlı hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum. Pazar günü biraz erken kalkacağız. Saat 10'da kalkacağız ama sonuç itibariyle bir başbakan Erzincan'a geliyor. Sonra iki programa katılacağız. Zaten herkesin müsait olduğu bir dönem. Ben burada iyi bir katılım bekliyorum. Bununla ilgili çalışmaları sosyal medyadan, gerekse işte basın açıklamalarıyla, duyurmaya, anonslarla gayret ediyoruz. İnşallah gerekli bizim katılımı da değerli Erzincanlı hemşerilerimiz sağlayacaklar. Başbakanımızı bize yakışır şekilde ağırlayacağız diye düşünüyorum. Sizler vasıtasıyla değerli Erzincanlı hemşerilerimi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Evet başkanım, bir başbakan 4 bakan ağırlayacağız. AK Parti olarak gelecek bakanlığın ve başbakanımızın önüne sunacağınız projeleriniz var mı? Şimdi bu şöyle bir şey, biz aşağı yukarı bununla ilgili Kalkınma Bakanlığı'nda gittik. Sayın Lütfü Elvan'ın başkanlığında il başkanlarını ayrı aldılar 23 ili. Milletvekilleri, belediye başkanları, valiler. İşte biz burada bir çalıştay yaptık. Bununla ilgili değerlerini toparlanan Erzincan'a neler yapılabilir?
Hatta buradaki gündeme gelenden ben şunu söyledim. Dedim ki özellikle Sayın Başbakanım Erzincan'da yaşayacak proje istiyoruz. Yani birçok projeyi yapıyorsunuz ama burada yaşama imkanı yoksa, böyle bir pazarı uzaklığı varsa veya madeni burada değilse yaşamıyor. Hatta elimizdeki birçok fabrikada kapanma noktaları var. İşte diyelim ki Taşyönü'dür, Prokon'dur gibi. Bunların problemlerini de gündeme. Bunlar da bu teşvikten yararlanmaz. Hatta şeker fabrikaları şu anda özelleştirme kapsamında. Bunların bakanlığa devredilmesi ve şeker fabrikasının bu sene Erzincan'a katma değeri 80 trilyondur. Yani bunun kapasitesinin artması ve bu özelleşmeden çıkması, bunların hepsi konuşuluyor. Yani biz Erzincan milletvekillerimiz Sayın Sabahattin Karakelle, Sayın Serkan Bayram, Belediye Başkanımız Cemalettin Bassoy, ben il başkanı olarak bütün sivil toplum örgütleriyle daha neler yapabiliriz emin olun ki samimi bir şekilde çalışıyoruz. Yani şu projemiz mi var önerdiniz, biz projeleri herkese açıyoruz. Buyurun gelin Erzincan'da sizin de bir projeniz varsa buna katma değer üretin. Bunu ortaya yere koyun. Ve bunun sonucunda ben özellikle bu 23 il arasında 6. bölge teşviklerinden yararlanma konusunda bayağı şu anda bir talep var. Erzincan'da bu teşviklerden hakikaten karşılığını alacak gibi gözüküyor. Ciddi firmalar da geliyor. Yani Erzincan'ın belki 3-5 yıl içerisinde işsizlikle ilgili bir problemi kalmayabilir. Ama buna bizim gayret etmemiz lazım. Yani başbakan gelip işte diyelim ki et ve süt kurumunun açtığı şey, Doğu Anadolu'nun değil Türkiye'nin en büyük tesisidir bu arkadaşlar. Yani bu tesisin kazanımı da Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a aittir. Onun teşvikleriyle, onun efendim gayretleriyle buraya açılmıştır. Bunun devamı gelmesi için de bizlerin de Erzincan olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım. Ve iyi bir karşılama, onlara efendim gerekli iltifatı ve gerekli şeyi göstermemiz lazım. Ben Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım başta olduğu sürece Erzincan'ın bu süre içerisinde çok iyi yatırım alacağını düşünüyorum. Bununla ilgili gerek bizim projelerimiz, gerekse efendim Kalkınma Bakanlığı'nın bize önerdiği, mesela son zamandaki Türkiye'deki özellikle teknolojik gelişmelerin de Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya kaydırılması, bunların da bu iller arasında paylaştırılması da konuşuluyor. Bu bir süreç. Bizim en önemli mesela su problemimiz. Bu şeylerin içerisinde özellikle Ballı Barajı'yla Ağlözü Barajı'nın bitirilip damlama ve viskiye sistemiyle sulama. Yani hem şekeri hem tarımla ilgili efendim işte seraları, meyveciliği teşvik ederken bunların her birini beraber yapmanız lazım. İlk önce sulamanın üzerindeki enerji yükünü kaldırmamız lazım. Ya bunlarla ilgili emin olun ki iyi bir gayret, iyi bir çalışma var ama bunların neticeye varması da değerli arkadaşlar Erzincan'ın bunu sahiplenmesi, talep etmesi, bununla ilgili gayret göstermesi de çok önemli. Yani bizim şu andaki istirhamımız pazar günü bize yakışan bir şekilde karşılayalım. Ben gerekli desteği de Erzincan'ın vereceğine inanıyorum. Bizler de hemşerilerimiz için hem dört yolda otobüs kaldıracağız, hem mahallelerde anons yapacağız. Mahallelerin muhtarlarına da birer araba tahsis ettik. Onlar da mahallelerinden insanları gönderebilir. Burada herkese görev düşüyor. Sadece teşkilatın görevi olmuyor. Çünkü onunla bu iş yürümez ya. Yani. Burada herkes görev üstlenirse bu iş yürür. Hatta zaman zaman biliyorsunuz hemen böyle bir program yapılıp da bunların neticesinde biraz katılmaz oldum. Hemen ya kim yapmadı bunu, nasıl organizasyon? Teşkilatın yapacağı duyurudur. Sizleri bilgilendirmektir, oraya teşvik etmektir, çağırmaktır. Ondan sonra vatandaşa aittir. Erzincan'da yapılması düşünülen ve ilgili firma tarafından yatırımdan vazgeçilen kamyon fabrikası hakkında Erzincan Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada firma altyapı katılım bedelini yatırmamış ve sözleşme imzalanmamıştır denildi. Erzincan'da yapılması düşünülen ve ilgili firma tarafından yatırımdan vazgeçilen kamyon fabrikası hakkında Erzincan Valiliğinden açıklama yapıldı. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi. 30 Ekim 2016 tarihli yerel ve ulusal basında çıkan kamyon fabrikası gizli ele takıldı başlıklı haberlere ilişkin basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
Arkarsa Erzincan Motorlu Araçlar Sanayi AŞ tarafından organize sanayi bölgesinde farklı tonaj ve ebatta kamyon, kamyonet, iş traktörleri ve ağır iş makinesi üretimi yatırımı yapmak üzere Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne 26.05.2016 tarihli dilekçeyle 500 bin metrekare bedelsiz arsa tahsisi talebinde bulunulmuştur. Talep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nca değerlendirilmiş, bedelsiz arsa tahsisi için gerekli işlemler başlatılmıştır. Firmanın 500 bin metrekare bedelsiz arsa tahsisi talebinin karşılanması ve sözleşme imzalanması için bedelsiz tahsis edilen arsa altyapı katılım payının yatırılması ve sözleşme imzalanması için firmayla görüşme yapılmıştır. Firma altyapı katılım bedelini yatırmamış ve sözleşme imzalanmamıştır. Akabinde firma yetkililerince ilk etapta 18.175.099 metrekare alanda yatırım yapabileceği beyan edilmiş olup, konu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nca 17.05.2016 tarihinde değerlendirilmiş ve bedelsiz arsa tahsis kararı alınmıştır. 15.06.2016 tarihinde bedelsiz tahsis edilen 18.175.099 metrekare parselin altyapı katılım bedelinin yatırılması ve sözleşmenin imzalanması için firmaya yazı yazılmıştır. Ancak firma altyapı katılım bedelini yatırmamış ve firma yetkililerince Organize Sanayi Müdürlüğü'ne verilen 31.08.2016 tarihli dilekçeyle yatırımdan vazgeçildiği beyan edilerek arsa tahsisi iptali istenmiştir. Firma talebi doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nca 22.09.2016 tarihinde arsa tahsisi iptal edilmiştir. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi yatırımları 5. Bölge Teşvik Uygulamalarından faydalanmakta olup, gerek Erzincan Valiliği, gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nca ilimizdeki ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların arttırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için gerekli girişimler ve görüşmeler hassasiyetle yürütülmekte olup, yatırım yapacak firma gerekli kolaylıklar sağlanacaktır denildi. Sayın seyirciler, organ ve doku bağışı haftası nedeniyle Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Birimi tarafından stand oluşturularak organ bağışı kampanyası başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ila 9 Kasım tarihlerinin organ ve doku bağışı haftası olarak belirlenmesi üzerine Saat Kulesi Meydanı'nda stand kurularak organ bağış kampanyası başlatıldı. Standta organ bağışı hakkında bilgi verilerek vatandaşların organ bağışları kabul edilecek. Organ bağışının önemine dikkat çeken Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, hayati önem taşıyan kampanyaya Erzincan halkının desteğini istedi. Tedavisi sadece organ veya doku nakliyle mümkün olan hastalıklar her geçen gün artmakta ve de her geçen gün çok ciddi bir şekilde halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bildiğiniz gibi organ yetmezliği olan hastalıklar, başta böbrek yetmezliği dediğimiz diyalize giren hastalar, karaciğer yetmezlikli hastalar, özellikle sirozlu, karaciğer hastalığı olan ve karaciğer yetmezliği olan hastalar, ayrıca pankreas ve işte akciğer ve bağırsak bozukluklarında organ nakline başvuruyoruz. Biliyorsunuz organ nakli iki şekilde oluyor. Bir canlı donörden, bir kadavradan aldığımız organlar. Canlı donörden kişi hayattayken kendi isteğiyle organlarını bağışladığında özellikle böbrekte bunu çok kullanıyoruz. Eğer doku uygunluğu varsa böbrek yetmezliği bir hastaya böbreğinin birisini vererek organ naklini gerçekleştiriyor. Özellikle kadavrada yapılan nakilleri biz biraz da önemsiyoruz. Kadavra nakillerinde daha çok kişi trafik kazası geçirdiğinde, yoğun bakıma düştüğünde, bitkisel hayattan sonra tıbben ölümü ispatlanıyorsa kurul tarafından bunun organları alınarak daha sonra organlar, organ nakli gerektiren kişilere takılıyor. Bildiğiniz gibi böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği halkımızda günümüzde çok fazla gözüküyor. Özellikle böbrek yetmezliği ülkemizde yaklaşık 65 bin kişide bulunmakta. İlimizde de 200 kişiye yakın böbrek yetmezliği vardır. Böbrek nakillerinde biliyorsunuz bu kişiler aynı zamanda böbrek nakli yapıldığında diyaliz makinesinden, diyaliz cihazından ve ciddi böbrek rahatsızlığından kurtuluyorlar. Organ nakillerinde bu 3-9 Kasım dolayısıyla hem burada bilgilendirme yapıyoruz, hem aile hekimlerimiz, sağlık kurumlarımız, hastanelerimiz bu konuda çok ciddi bir şekilde bilgilendirme yapıyorlar. Yine bağış yapmak isteyen kişiler hem buradaki standımıza müracaat ederek hem de hastanelerimize, aile hekimlerimize müracaat ederek bağış kartı alabiliyorlar. Ardından standa giden basın mensupları organlarını bağışlayarak kampanyaya destek oldular. Erzincan'ın merkez ve ilçelerinde kırsal ve ormanlık alanlarda yetişen kuşburnu köylülerin ek gelir kapısı oldu. C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu yoğun talep görüyor.
Doğal ortamda, dağlık alanlarda, kullanılmayan arazilerde yetişen C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu yoğun talep görüyor. Olgunlaşmaya başlamasının ardından köylüler tarafından tek tek toplanan kuşburnu buğday meydanına getirilerek satışa sunuluyor. Başta reçel olmak üzere kışlık gıdalar olarak hazırlanan kuşburnu vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle alınıyor. Üreticiler, köylüler kuşburnunun kendileri için ek gelir olduğunu belirterek kilogram fiyatının 7 ila 10 lira arasında değiştiğini söylüyorlar. Pazartesi günleri burası halkın pazarı. Vatandaş getiriyor buraya, sebzesini satıyor, meyvesini satıyor, kuşburnu, ceviz, her şey var burada. Hepsi hemen hemen yerlidir. Kuşburnu kilosu 7 lira yaşını, kurusunda 10 lira. Biz de bunu kendimiz yaptık. Hatta cumartesi günü. Bunun kilosunu 25'e satıyoruz. Çok vitaminli bir şeydir. Kuşburnu herkes biliyor. Nelere faydalı olduğunu. Herkesin alıp en azından birer kilo yemesini tavsiye ederim. Bu da böyle bir buçuk kilo geliyor. Tanesi işte bir buçuk kilo geliyor. 25'e falan satıyoruz. 20'ye veririz canım eğer alan olursa. Bir nevi size ek gelir oluyor. Tabii canım yani. Biz de evet, esnafız. Kamuda çalışıyoruz. İşte geliyoruz. Bir uğraşıyoruz. Köse Dağı'nda topluyorum. Bir haftalığına 150 kilo, 300 kilo topluyorum. 7-8 milyon da Erzcan'da pazarda satıyorum. Çayına, hoşabına, korebesine, reçeline çok güzeldir yani. Doğaldır, her şey doğaldır. İlacı değil, yoktur, şey yoktur. İkinci el otomobil pazarında satışlar durma noktasına geldi. Ekonomi piyasalarındaki dalgalanma ve sıfır araçlara uygulanan cazip faiz oranları ikinci el oto pazarını olumsuz etkiledi. Cumartesi günleri oto galericileri sitesinde kurulan ikinci el otomobil pazarında satışlar durma noktasına geldi. Sıfır otomobillerdeki cazip kampanyalar ve ekonomi piyasasındaki dalgalanma ikinci el otomobil satışlarını durma noktasına getirdi. İkinci el pazarında bu aralar bakıcı çok, alıcı yok. İkinci el arabaların yüksek fiyatlarından yakınan müşteriler uzaktan bakmakla yetiniyor. Otomobil sahipleri ise araçlarını satamamaktan şikayetçi. Sayın seyirciler, sırada spor haberimiz var. Türkiye 3. Liginde mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor pazar günü deplasmanda Erzin Belediyespor'la karşılaşacak. Kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi deplasman galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor. Spor Toto 3. Lig 1. grup takımlarından 24 Erzincan Spor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzin Belediyespor maçına kilitlendi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarılarının ardından aynı başarıyı ligde de sürdürmek isteyen 24 Erzincan Spor, deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. 24 Erzincan Spor ligde 11 hafta sonunda 13 puan ile puan cetvelinde kendisine 12. sıralarda yer bulurken, rakip takım Erzin Belediyespor ise topladığı 10 puan ile 17. sırada bulunuyor. Erzin İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 13.00 olarak belirlendi. Evet, sırada hava durumu var. Erzincan ve çevresinde yapılan son hava tahminleri geliyor ekranlarınıza. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzincan'da havanın sisli olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -1-15, Erzurum -4-9, Sivas -2-17, Elazığ -2-17, Malatya -3-17, Bayburt -1-13, Tunceli 1-18, Gümüşhane 1-15 ve Giresun 11-19 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Hizmet Eczanesi. Hizmet Eczanesi Halitpaşa Caddesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,134, satış 3,140, euroda alış 3,479, satış 3,485.
Evet sayın seyirciler, RT Şah TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu gelişen önemli konularla karşınızda olduk. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir başka haber bülteniyle yeni gelişen olaylarla karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.